Teşekkürler Canan Kalın. Evet, kahramanca mücadele etti PKK'lı teröristlere karşı. Canını ortaya koydu ve birçok kişinin hayatını kurtardı Fethi Sekin. Evet, bugün Fethi Sekin ve Musa Çan İzmir Adliyesi'nde anılıyor, tören düzenleniyor kendileri için. Evet, şu anda görüntüleri size gösterelim. Törenle ilgili şu anda bütün burada adliye çalışanları, protokol, adliye çalışanları, çalışma arkadaşları hepsi burada. Onları almak için bu alana toplandılar. Adliye protokol alanına toplandılar ve burada şu anda Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, aynı zamanda Musa Çan'ın eşi Mecburiye Çan burada Fethi Sekin'in alma töreninde katıldılar. Şu anda burada adli töreninde, tören birazdan başlayacak. Evet, İzmir Valisi şu anda giriş yaptı içeriye, protokol alanına ve Fethi Sekin'in şu anda yanında kuzen yanımızda, akrabası yanımızda ve onunla birlikte çok birçok yıl geçirdi. Sizden dinleyelim Fethi Sekin'i. Fethi Sekin'i nasıl anlatayım ki? Fethi Sekin yani anlatılmaz. Onunla yaşamak lazım. Harikulade bir baba. Harikulade bir eş. Harikulade bir arkadaş. Uzun yıllar yediğimiz içtiğimiz beraber gitmeyen harikulade bir arkadaşım. Harikulade bir dostum. Ya nasıl diyeyim Sefer Bey? Fethi Sekin motoruyla yolda giderken buzlama çalışması, tuz atılıyor kamyonlara. Motorunu kenara çeker. Buzdaki işçiler dinlensin diye elinden küreği alıp yollara buz atan, yani tuz atan bir pehlivan. Fethi Sekin Elazığ'ın Baskil ilçesinde 1973 yılında doğan aslanlar gibi bir baba yiğit. İzmir'e gelip uzun yıllar İzmir'de motorize ekiplerde görev yaptı. En son İzmir Adliyesi'nde göreve başladı. Kardeşimle her yıl beraber yer içer, baba memleketimiz, ata memleketimiz Elazığ'a giderdik. Yani çok çok uzun yıllar benim kardeşim, arkadaşım, candan öte can kardeşim. Rabbim aynı şahadeti inşallah bana da nasip eder. Çünkü her zaman söylerdi, ya Rabbi derdi peygamber ocağına, beni komşu eyle. Çünkü beş vakit namazında mükemmel bir insandı. Ne alkolü, ne sigarası olmayan çok güzel bir insandı. Adliyede bir gün oturuyoruz. Bir bayan geldi. İçeri bir dilekçe verecek. Arabasında bebek var. Fethi Sekin o bebeği, hanımefendi camlar açık kalsın, normalde size bir ceza değil de üstüne yazdı, bir şeyler koydu. Yeter ki o bayanın işi görülsün. Yıllar sonra o bayan beni bulup dedi ki, Fethi Sekin gibi bir insan olmaz. Gerçekten harbi babaydı. Vatanı, milleti, bayrağı için. Bize düşen nedir? Arkadaşımı, can arkadaşımı, can kardeşimi unutmayacağım, unutturmayacağım. Felsefem bu. Mesleğine düşkündü, mesleğine aşıktı değil mi? Çok çok aşıktı. Yani öyle bir insan olmaz. Çünkü nasıl diyeyim, bayrak sevdasıyla, toprak sevdasıyla her zaman derdi, ben bu bayrak için, bu toprak için doğdum, bu bayrak için, bu toprak için öleceğim. Demek ki o her söylediği kelime ona duaymış. Şahadetini sanki bilip şahadete yürüyeceğini olacak gibi. O yüzden saygı duruşunu saygıyla anlıyorum. Evet, tören şu anda başladı bizden.